Bu nasıl bir şey Zeynep? Bir ucundan tutayım, sana moral olsun diye bir şeyler söyleyeyim diyorum ama yok. Kendim bile hala şoktayken sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Hala inanamıyorum ya. Annemle dedem o kadının kim olduğunu senden nasıl saklarlar hala inanamıyorum. Ah canım benim ya. Şu an ne hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Özledim. Bak ben de sana onu söyleyecektim. Tek bildiğim bir şey var Zeynep. O da dayım sensiz yapamaz ki. Bak aç susuz kalır dayım ama yine de sensiz yapamaz. Kadir'cim o kadar pizza söyledim. Niye yemiyorsun? Yok o değil de. Hani Zeyno'yu biz arayacaktık ya, ne oldu ki? Doğru doğru, Zeynoş'umuzu arayacaktık. Zeynoş değil ki. Zeyno. Ama önce benim bir dedikoduk telefonum var, ondan sonra arayacağız. Ama çabuk olabilir mi? Hele şükür aklına geldim. Ne oluyor, çabuk anlat. Ya burası yangın yeri Müjgan Melek Hanım. Yani herkesi ben teselli ediyorum. Herkesin nabzını ben tutuyorum. Ben avutuyorum herkesi. Ya ben de insanım değil mi? Feyzi uzatma. Zeynep'in burnu sürttü mü biraz, onu söyle. Vallahi hala inadında devam ediyor yani. Hani ben elimden geleni tabii ki yapıyorum. Bu polis işinde nasıl onu caydırdıysam... Ya ben onun burnunu sürttürmesini de bilirim. Ama yani benim de biraz azıcık bazı şeylere ihtiyacım var. Bana bak Fevzi, kızım buraya gelene kadar orada ne olursa olsun haberim olacak, tamam mı? Kuş uçsa haberim olacak, ona göre. Müjgan Melek Hanım, iyi güzel söylüyorsunuz da hani karımın da hatırı olduğundan dolayı... Yani hani Sitare Hanım'ın da sanırım göz kulak ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum. Cadı, o cadı sana para teklif etti değil mi? Ya ne diyeyim yani şimdi hani ya... Bana bak, ne kadar teklif ettiyse iki katını veriyorum. Hatta şimdi İBAN'ına yolluyorum. Sen bana çalışıyorsun, unutma bunu. Benim tarafım belli Müjgan Melek Hanım. Siz ayrıca akraba sayılırsınız. Sizin yeriniz çok ayrı. Sara Hanım, iyi akşamlar. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Bilmem gereken bir şey mi var Fevzi? Yani Sara Hanım, burası mahşer yeri. Evdekileri değil, meleği merak ediyorum ben. Bundan sonra meleğin şoförü değil, gölgesi olacaksın, anladın mı? Kadir'le ilgili attığı her adımdan haberim olacak o kadın. Ya tamam, güzel diyorsunuz da Sara Hanım, beni Melek Hanım fazla yanına yaklaştırmıyor artık. Yani ben de yani her saniye gidip de arabaya benzin de koyamıyorum. Yani her yere onunla beraber her yere gidiyorum. İşte gözlemem gerekiyor, kulak vermem gerekiyor. Yani hani acaba diyorum ki yani bu işler biraz zor. Hani parayı biraz arttırsak mı falan diyorum. Tamam, veririz ne gerekiyorsa. Yeter ki işini yap benzin. Sitare Hanım, bizim safımız belli. Yani ayrıca biz aile sayılırız. Yani aile içinde tabii ki ufak tefek kavgalar falan olur. Ama siz artık ailedensiniz. İşini yap, beni habersiz bırakma. Ulan, ulan Kadir. Kendine bir hayrın yok ama... ...şu garip Fevzi'nin cukkasına bayağı bir hayrın olacak.